Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septoğlu seçim ziyaretlerini sürdürüyor. Septoğlu bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlara Elazığ'da hayata geçirmek istediği projelerden bahsederek seçimlerde destek istedi. Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septoğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala sahada vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan adayı Septoğlu'na ziyaretlerinde Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Teşkilatı üyeleri de eşlik ediyor. Septoğlu temaslarına bir iş yeri açılışıyla başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah utandırmasın. Açılışın ardından iş yeriyle ilgili bilgi alan Septoğlu, mağaza sahibine bol kazançlar dileyerek hayırlı olması temennisinde bulundu. Adil bir şekilde yaşamayı da nasip eylesin. Başkanım, Allah da size inşallah nikahınızı Allah belediye emanet. Başkanı olarak kıymayı Allah nasip emanet. Etsin. Allah'a emanet, sağ olasın. Gönüllerimiz sizinle. Allah'a emanet, görüşürüz. Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septoğlu, daha sonra Kazım Karabekir Caddesi ve Saray Camii çevresi esnafıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Yaklaşan seçimlerde destek istedi. Septoğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Elazığ'dan göstereceği başarının Türkiye'ye de yansıyacağını vurguladı. Yani memleketin selameti için oy verdik. Bizi hep istemesek de oy verdik. Ama ne zaman bir kıvılcım görürse bu millet akar oraya. Şimdi kıvılcımı Sayın Erbakan'ı da gördü, millet akacak oraya. İnşallah. Yani bence genel seçimlerin birinci fişeğini sırası. Fişeğini biz atacağız. Fişeğini atacağız Elazığ'dan. Demiş ya Elazığ zaten olacak. Elazığ'dan atacağız. Senin gibi bir şahsiyet gelmiş. Allah razı olsun. Estağfurullah. O Türkiye'ye vesile olacak. Milletin teveccühü de var. Buradaki o fişek. Milletin teveccühü var. Muhakkak. Septoğlu esnaf ziyaretlerine dair yaptığı açıklamasında, Elazığ'ımızda öncelikle kentsel dönüşüm çalışmalarıyla depremin izlerini sileceğiz. Önceliğimiz bu olacak. Elbette Elazığ'ımızın içme suyu problemi var, ulaşım problemi var. Ahlaklı belediyecilik temelinde bu sorunları birer birer çözüme ulaştıracağız. Gençlerimizin, çocuklarımızın, toplumun tüm kesimlerinin mutlu olduğu bir şehir için çalışacağız. Hemşehrilerimizin desteğiyle inşallah zafere ulaşarak şehrimizi milli görüş çatısı altında hizmetle buluşturacağız diye konuştuk. Septoğlu, dernek ve STK ziyaretleri kapsamındaysa Şehit Gazi Sen Eğitim Sendikası Genel Başkanı Tayyip Dalgın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Dalgın, 94'teki sendikal ruhunu yansıtabilecek bir anlayış görmek istediklerini belirterek Septoğlu'na çıktığı yolda başarılar diledi. Vekilim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah hayırlı uğurlu etsin, Rabbim utandırmasın. İnşallah hakkınızda hangisi hayırlısıysa Rabbim onu nasip etsin. Eğer Elazığ halkına Allah için, peygamber hakkı için 94'ün sendikal anlayışını tüm ülke genelinde de Elazığ'da da olduğu gibi onu sergileyebilecekseniz Rabbim size nasip etsin. Allah da kolaylıklar versin. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Hoş geldiniz tekrar, sefalar getirdiniz. Ahlak, adalet ve dürüstlük konusuna vurgu yapan Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septoğlu, şehre güzel hizmetler yapmak istediklerini belirtti. İnşallah dediğiniz gibi güzel hizmetlere Cenab-ı Hak bizi vesile kılar. Elazığ'ımızda ahlak, adalet, bazen bazı şehirlerde insan böyle ufaktan bir düşünüyorsun yani. Nasıl düşünüyorsun? Diyorsun ki hani detayına girmeden dürüstlük diyor. Orada bir altını biraz kazarsanız niye güldüğümü anlarsınız. Dürüstlük doğru. Üzerine inşallah Elazığ'ımıza güzel hizmetlere vesile oluruz. Bu karşılamanızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ziyaretinde ayrıca Septoğlu'na Türk bayrağı motifli bir hediye takdim edildi. Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septoğlu teşekkür ederek tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, ruhları şad olsun dedi. Allah mekanlarını cennet eylesin başkanım.